Yayındayız. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Network eğitimimizin 4. haftasındayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben de herkese merhaba diyorum. Umarım güzel günler ve güzel hafta geçirmişsinizdir. Geçen hafta ve koronasız bir günler geçiriyorsunuzdur. Ve devamında da öyle olacaktır. Ve hep sağlıklı ve başarılı günleriniz olur. Bu hafta için en önemli konulardan bir tanesine gireceğiz. IP adrese gireceğiz. IP adres kısımlarına ve IP adres nasıl oluyor? IP adres ne demektir? Bunların hepsini konuşacağız, sunacağız sizlere, herkese ve en önemli kısımlarına artık geliyoruz network'un. Yani network'un anlam kazandığı kısımlara geliyoruz. Bundan dolayı herkesten ricam şöyle olacak. Mutlaka sunumlarda olsunlar. Olmasalar bile videoyu sonradan böyle hani fırından çıkan sıcak ekmek gibi hemen izlesinler ve mutlaka kaçırmasınlar bu videoları. Bundan dolayı isterseniz biz hemen dersi başlatalım. Kısacası bu hafta sadece bugün yani sadece iki tane geri kalan servislerden, protokollerden bahsedecektim. Ondan sonra IP'ye geçeceğiz ve hatta bir tane projeyi de çözeceğim. Normalde projeyi ben quiz için size bonus projesi verecektim herkese. Ama işte ben çözeceğim ama bonus projesi olarak da yeni bir şey geliştireceğim sizin için ve onu yapacaksınız. Ama benimki de aynı sonuç. Yani farklı bir şey yok yani o kadar korkmuyorum. Ama isterseniz biz hemen dersi başlayalım, sunumu başlayalım. Evet, dediğim gibi bu haftalığına sadece iki tane geri kalan protokollerden ve servislerden bahsedeceğiz. Şimdi servis, önemli servislerden bir tanesinden domain name servis ya da DNS'dir. Şimdiye kadar görmüşsünüz mutlaka ve denemişsinizdir. Web tarayıcısını açıyorsunuz. Google.com yazıyorsunuz ya da Akdeniz Üniversitesi'nin sitesini yazıyorsunuz, adresini giriyorsunuz. Tabii bu yani çok basit bir şekilde siz yazıyorsunuz, giriyorsunuz ve enter'a basarak siteye gidiyor. Ama arka planda ne yapılıyor? Yani bu kadar basit olan şey ne? Yani nasıl oluyor da gidiyor, cevap geliyor falan. Normalde bizim her web sitenin ve her sunucunun böyle düşünün. Eğer hatta bir siteye giriyorsanız eğer, yani siteye bağlanıyorsanız mutlaka o site bir web sunucusunun üzerinde olunmuştur ya da üzerine yüklenmiştir. Ve bundan dolayı eğer o sunucu bir ağa bağlandıysa kendi IP adresi vardır. Şöyle bir durum var. Biz IP adresle de bir web siteye girebiliriz. Ama böyle düşünün. Ben Google yerine 4.2.2.4 gireyim. Gider. Ama ben yani onu ezberleyemem. Bu kadar bizim adresimiz var, web site adresi var. Ben bunların niye IP'lerini hepsini ezberleyeyim? Bundan dolayı bizim protokollerden ya da servislerden bir tanesi var. Domain name service, DNS. DNS ne yapıyor? DNS sunucunun üzerinde ya da normalde internet alanında ISP'lerin size internet servis veren firmanın ister Türk Telekom olsun, Vodafone olsun ya başka firma olsun bunların kendi DNS serverları var. Ne demek oluyor bu şimdi? DNS server'da normalde biz böyle yazıyoruz. Diyoruz ki bu IP adresin adresi google.com'dur. Şimdi o google.com'u niye biz buna tanıtıyoruz? İnsanlara yani anlamlı bir şekilde tanıtalım diye. Yani böyle düşünün. İnsan dediğim gibi yazıyor 4.2.2.4. Bir var bunu yazarsanız, bir var Google'ı yazarsanız. Yani Google size daha anlamlı, daha mantıklı. Yani bir ismi daha basit bir şekilde ezberleyebiliriz. Tabi mesela bir tane IP adres. Bundan dolayı biz DNS kullanıyoruz. DNS ne yapıyor? Sizin yazdığınız web site adresini IP'ye çeviriyor. Ya da IP adresi yazdığınız zaman web site adresine çeviriyor. Ve normalde 53 portunda çalışıyordu. Portu ben geçen hafta söylemiştim. Bunu da ek olarak notlarınızın yanına yazabilirsiniz. DNS 53 numaralı portta çalışıyordur. Ve işine
IP'ye adrese çevirmek ya da adresi IP'ye çevirmektir. Şimdi bir başka önemli ve hatta böyle söyleyeyim, en önemli protokollerden bir tanesi DHCP'dir. Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP ilk defa 2131 numaralı RFC'de yayınlandı ve tanımlandı. İşi nedir? Hatırlarsanız biz projelerde ikinci hafta, galiba ikinci haftaydı. Alzheimer olmuşum herhalde. Onu da unuttum, projeyi hangi hafta yaptık. Ama haftaların bir tanesinde biz bir proje yaptık. Ben Anistik projesini yaptım herkese. Orada hatırlarsanız biz IP'leri istatik olarak ya da kendi elimizle giriyorduk. Şimdi bunu biz girebiliriz. Yani böyle düşünün. Siz bir network mühendisi olarak bir projeye gidiyorsunuz, bir bankaya gidiyorsunuz. Bankanın mesela 4 katlı, 5 katlı binası var ve her katta 25-30 tane bilgisayar var. Şimdi girecekseniz bu binaya, tüm bilgisayarların arkasında oturup tek tek böyle IP gireceksiniz. Yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Hiç yani. Sorun değil. Ama şöyle bir durum var. Ortada yanlış yapabilirsiniz. Ya da networklar bölündüğü için böyle düşünün, 25-26 tane network var. Bunları ya da 25-26 tane host ya da bilgisayar cihaz vardır. Bunlara IP vermekte zorlanabilirsiniz. Ya da zorlanmasanız bile yine yanlış yapabilirsiniz. Şimdi bunu çözelim diye gelmişler, DHCP protokolünü tanıtmışlar. DHCP protokolü ne yapıyor? Siz ona bir IP havuzu belirliyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Diyorsunuz bir mesela .0.0.0'dan 192'ye kadar sen bu IP'leri isteyen kişiye vereceksin IP adresini. Böylece nasıl oluyor? O her IP adresini verdiği zaman onu kendi havuzundan exclude yapıyor. Yani sanki böyle düşünün. Havuzdan bir tane şeyi alıyor, IP adresini bir kenara bırakıyor. Diyor ki bu artık bilgisayara tahsis edildi, bilgisayara verildi. Artık bu hiç kimseye verilmiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer biz IP'leri istatik girersek bile hiç sorun çıkmaz. Ama şöyle bir durum var. Eğer iki IP, yani bir IP iki farklı bilgisayara verirseniz ortada konflikt ya da contact oluşabilir. Yani sorun çıkabilir ve bu sorun çıkmasın diye biz DHCP kullanıyoruz. Normalde DHCP bir sunucu üzerinde olur ya router üzerinde olur. Şimdi siz evde bir bilgisayarınız var, kendi internetiniz var ve modeminiz var. Geçen hafta dediğim gibi modem kendisi bir router'dır. Şimdi bu router olduğu için bunun üzerinde DHCP protokolü var ve DHCP servisi on şekilde kullanıyoruz. Yani aktif bir şekilde kullanıyoruz ve aktiftir. Ondan dolayı siz bir yere bağlandığınız zaman, bir web siteye bağlandığınız zaman ya da bir Google'a falan bağlandığınız zaman IP adresinizi nereden alıyorsunuz? Router'dan, modeminizden alıyorsunuz. Ama büyük firmalarda, bankalarda, büyük şirketlerde biz bunu bu sunucu üzerinde yapıyoruz. Hatta kendi üniversitemizde de öyledir. Muhakkak öyledir. Bizim IP adreslerimiz kimin tarafından geliyor? Bir sunucu tarafından. Şimdi eğer DHCP bir sunucu üzerindeyse ve servis veriyorsa biz buna DHCP server ya da DHCP sunucu diyoruz. Eğer biz bir bilgisayarsak, eğer biz bir cihazsak ve DHCP verilen, yani servis verilen sunucudan servis alıyorsak biz DHCP client oluyoruz. Bunları da mutlaka notlarınıza yazın. Şimdi biz DHCP sunucusu tanımladığımız zaman ya da config yaptığımız zaman normalde DNS adreslerini de oradan bilgisayar alabilirler. Ve şimdi de yapıyoruz hatta ve projede de ben yapacağım. Normalde DNS o kadar projede kullanmadığımız için, ama ben yine de DNS adresini vereceğim, göreceksiniz. Pekala, yani bunu tekrardan bir özetleyelim. DNS ne yapıyordu? DNS gelip sizin IP adresinizi web siteye dönüştürüyordu. Ya da istediğiniz web sitenin adresini yazarak onun IP'sini anlayarak o tarafa, o bilgisayara ve o web siteye bağlanıyordu. Ve bu işlem kimin yardımıyla oluyordu? DNS'in yardımıyla. Ama ortada bir yere bağlanmak istiyorsak
Eğer kendi ağımızdan dışarı çıkmak istiyorsa ve hatta kendi ağımızın içinde bile biriyle bağlantı kurmak istiyorsak, data göndermek istiyorsak bizim bir IP'miz olması gerekiyordur. Ve bizim bu IP'miz iki türlü yapabiliriz. Ya static IP gireceğiz ya dynamic IP gireceğiz. Static dediğimiz kendi elimizle giriyoruz. Mesela 192.168.0.0. Buna ben kendi bilgisayarıma girdim ve istatik bir şekilde girdim. Ama dedik işte istatik girebilirsiniz, sorun değil. Ama yanlış da yapabilirsiniz. Şimdi bu yanlışın önünü alalım diye biz DHCP servisi, DHCP protokolleri kullanıyoruz. Ve normalde eğer DHCP bir sunucunun üzerindeyse ve servis veriyorsa biz buna DHCP server ya da DHCP sunucusu diyoruz. Eğer bir bilgisayar olarak DHCP'den servis alıyorsa biz ona DHCP client diyoruz. Ve DHCP kendisi de bazı önemli bilgileri DNS mesela bilgisi olarak da bize verebilir. Ama şöyle bir durum var. DHCP nasıl çalışıyor? Öyle düşünüyorum. Gidiyorsunuz mesela bir fakülteye giriyorsunuz. Ya da mesela hocalar odasına giriyorsunuz. Diyorsunuz ki burada matematik hocası kimdir? Normalde matematik hocası böyle düşünün bir kişi olabilir. O matematik hocası size cevap veriyordur. Benim matematik hocam bir işim mi var? Ben sana böyle bir cevap verebilirim. Siz ne diyorsunuz? Evet hocam sizinle bir işim var. Vaktinizi alabilir miyim? Tamam diyor ve iş bitiyor. Aynı DHCP de böyle çalışıyor. Bir bilgisayar eğer almak istiyorsa, IP almak istiyorsa ilk önce bu isteğini broadcast olarak herkese söylüyor. Arkadaşlar burada DHCP sunucusu serveri kimdir? Benim için Allah rızası için bir tane IP verin. Şimdi bu herkese broadcast olduğu için bu broadcast mesajını herkes alacaktır. Broadcast geçen hafta hatırlarsanız söyledik. Broadcast olduğu zaman yani herkese herkese gönderiyor. Yani herkese soruyor. Kimdir burada bu IP sunucusu? Şimdi eğer diğer cihazlar sunucu değilse bunun mesajını drop yapacak ya da cevap vermeyecek. Ve bu cevabımız sunucuya girecek. Sunucu bunu alacak ve mesajına bakacak. Mesajına baktığı zaman biz önceden zaten DHCP sunucusunun üzerinde bir IP havuzu zaten belli etmişiz. Ona bakarak anlayacak bu bilgisayar, bu mesaj hangi taraftan ve hangi ağdan gelmiştir. Ve kendi havuzuna bakarak o ağ ile alakalı ve o ağ ile ilgili IP'sini tahsis edip ve DHCP affer diye mesajını da tekrardan bilgisayara gönderecektir. Bunu unuttum söylemeye. İlk defa mesaj bilgisayara eğer mesaj gönderiyorsa biz buna DHCP Discover diyoruz. Çünkü ilk de ne yapıyor? Sadece soruyor herkese kimdir burada bizim DHCP sunucumuz? Biz buna DHCP Discover diyoruz. Ve sunucu tekrardan cevap verdiği zaman benim ve IP adresinde budur. İstiyor musun? Dediği zaman biz buna DHCP Offer diyoruz. Şimdi tekrardan sunucunun cevabı tekrardan bilgisayara geldi. Bilgisayar alacak, eyvallah çok teşekkür ederim, sağ ol, zahmet oldu senin için diyecek ve tekrardan cevabı gönderecek. Üçüncü defa cevap gönderdiği zaman bu DHCP request olacak. DHCP request gittiği zaman içinde ne var? Diyor ki tamam teşekkür ediyorum, ben bu IP'yi aldım, o IP'yi kendi havuzundan dışarı çıkartıp bir yerde yazabilirsin. Bana verdin, ben de emanet kullandıktan sonra geri vereceğim sana. Ve sonunda tekrardan üçüncü defa DHCP request mesajı sunucuya ulaştıktan sonra sunucu tekrardan bilgisayara cevap gönderecektir. Ve bu son adıma biz DHCP acknowledge diyoruz. Acknowledge ne yapıyor? Diyor ki tamam anladım, bu IP adresini de senin için tahsis ettim ve havuzundan çıkardım, yazdım isminin önüne. Sağlıklı günlerde kullanırsın, hayırlı uğurlu olsun senin. Şimdi biz bunları unutmayalım diye tekrar söylüyorum. DHCP Discover'ımız var. DHCP Offer'ımız var. DHCP Request'imiz var. Ve DHCP Acknowledge'imiz var.
Normalde bunlar o kadar Network Plus'ta gelmez. Yani Network Plus'ın da sınavına girerseniz o kadar gelmez. Ama ben yine de yani biraz da CCNA, Cisco tarafına gidelim diye bunların sınavında istedikleri için bunu şöyle anlayacaksınız. DORA dediğimiz zaman yani bu DHCP'lerin baş harflerini alıyoruz. DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request, DHCP Acknowledge. DORA dediğimiz zaman normalde de herkes bunu DORA Process tanır. Yani DHCP'nin isteğiyle gitti, geldi ve cevap verdi. Bunu böyle ezberlerseniz aklınızda kalır. DORA dediğiniz zaman da anlarsınız nasıl oluyor. Ve DHCP böyle çalışıyordur. Biz bu sunumun sonunda da zaten ben DHCP'den bir tane proje göstereceğim size. Aslında iki tane göstereceğim. Hem router üzerinde DHCP kuracağız, hem sunucu üzerinde DHCP kuracağız ve DHCP'nin nasıl olduğunu ve nasıl oluştuğunu da herkes görecektir. Dediğim gibi, işte resimde de gösterdiğim gibi ilk önce cihaz client'e yani client broadcast olarak DHCP Discover'ını gönderiyor. Kimdir burada sunucu gönderiyor. Sunucu mesajını alıyor. Kendi havuzundan bir tane IP offer olarak ya da teklif olarak sunuyor bilgisayara. Bilgisayar tamam teşekkürler diyor. Bunu kabul ediyorum ve bunu kendime alıyorum. Tekrardan cevabını sunucuya gönderiyor. Ve sunucu sonunda tamamdır o IP adresi hayırlı uğurlu günlerde kullan diye tekrardan acknowledgement gönderiyordur. Şimdi gelelim en sunumumuzun en önemli kısımlarından bir tanesi. Network Addressing, Routing and Switching. Normalde bu dersimiz, bu chapter'ımız sürebilir yani böyle 3 hafta, 4 hafta. Çünkü çok büyük bir sunum olacak. Çok büyük bir chapter olacak. Ondan dolayı ben bölmek istedim. Yani herkesin kafası karışmasın diye. Ve bu hafta sadece IP'yi anlayacağız. IP class'lerini anlayacağız. Haftaya subnetting, subnet olacaktır. Ve yani network'un ve ağ mühendisliğin temelleri bu kısımdan başlıyor. Ve bu kısımdan anlam alıyordur. Bizim IP version 4'ümüz var. Ya da IPv4 derler. Hocam bu kadar söylüyorsun projelerde IPv4, IP veriyoruz, IP alıyoruz. Bilmem DHCP IP veriyor, IP alıyor. Ne demektir bu? Yani bunu bir belli bir şekilde anlat bize lütfen. Böyle söyleyeyim size. IP adres 8 bitten 4 oktet olarak 32 biti sağlıyor. Ne demektir bu? Nasıl yani 8 tane bitten ve 4 okteden bu ne demek oluyor? Ne anlama geliyor? Gelin şöyle yapalım. Sunumdan çıkalım ve başka bir file'e gidelim. Şimdi mutlaka size gözüküyordur herhalde. İnşallah gözüküyordur. Evet. Biliyoruz hepimiz yani bunu bilmesek de ileride zaten bilgisayarda, elektronikte ya da başka derslerde, matematiklerde bizim desimal var, binary'miz var. Binary dediğimiz zaman yani 0 ya da 1. Binary. İkili yani. Ya 0 olacak ya 1 olacak. Ama desimal dediğimiz zaman desimal dediğimiz bizim kendi bildiğimiz rakamlar oluyor. Yani insanın anladığı rakamlar. 1, 0, 2, 3, 4, 5, 10'a kadar. O zaman buna biz desimal diyoruz. Bilgisayarın anladığı dile ve bilgisayarın anladığı rakamlara binary diyoruz. Şimdi ben ne dedim? Dedim 8 bitten oluşan ve 4 oktetten oluşuyor. Toplamda 32 bit oluyor. Şimdi nasıl oluyor? Şöyle söyleyeyim. Bizim IP adreslerimizde eğer rakamımız bu taraftaysa en yüksek değeri sahiptir. Ne demektir? 128'dir bunun değeri. Kendi desimal dilimizde. Ama eğer bu taraftaysa ve en sağdaysa bu 1'e hitap ediyor bizim değerimizde, şeyimizde, rakamlarımızda, değerlerimizde. Şöyle düşünün şimdi. Eğer IP adreste
255 görüyorsanız ki ben örneklerde göstereceğim, göreceksiniz. 255 dediğimiz zaman yani 8 bitten ilk oktetimizde ya da ikinci oktette herhangi bir oktette 8 bitten hepsi 1'dir. Hepsi 1 olduğu zaman normalde eğer ilkteki 1 ise 128 değeri vardır. Bunu alacağız. İkinci 1 ise 64'ü vardır. Üçüncü 1 ise 32'si vardır. Şimdi bunların eğer hepsi 1 ise ve bunları topladığımız zaman desimal ya da bizim anladığımız dilde 255 olacaktır. Şimdi bundan dolayı IP adreslerimiz 0'dan 255'e kadardır. Hani 0'dan başlıyor 255'te bitiyordur. Şöyle diyorum. Tekrardan bir örnek olarak söylüyorum. 248'i düşünün. Şimdi bunu ben bu tarafta matematik kısmına geçmek istemiyorum. Çünkü çok zaman alır ve devamda da zaten bilgisayar mühendisliğinin ya da elektronik mühendisliğinde bu vardır mutlaka. Binary, desimal, hexadesimal bunları birbirine dönüştürmek ya da çarpmak bunlar hepsi vardır. Ama burada sadece yani bir description olarak ben geçiyorum. Şimdi 248'i düşünün. 248'imizde desimalimizde eğer binary tarafına götürürsek, eğer binary type'ına ya da türüne götürürsek 248'imizde mutlaka 128 vardır, 64 vardır, 32 vardır, 16 vardır, 18 vardır ama diğerleri yoktur. Neden? Çünkü diğerlerini de tekrardan bir yaparsanız 255 olacaktır. Oysa biz neyi ele getirmek istiyoruz? 248. Şimdi birler olan bunların değerlerini hesaplarsak zaten söyledim. En soldaki 128 oluyor. En sağdaki 0 oluyor. Şimdi bunlar 1 olduğu zaman demek ki yani 128 artı 64 artı 32 artı 16 artı 8. Bunlar hepsi toplamda 248 oluyordur. Şimdi dediniz siz IP adresimiz 32 bittir. Bit ne demektir? Bit anlamı ve manası binary digit oluyor. Ya sıfırdır ya birdir. Aynı şey gibi düşünün. Yani elektronikte de böyle söylerler. Bir lamba ya açıktır ya kapalıdır. Yani elektron ya sıfır olabilir ya bir olabilir. Yani üçüncü bizim şeyimiz yoktur. Yani ya sıfırdır ya birdir. Bundan dolayı biz binary digitte sıfır ya da bir kullanacağız. Şimdi ben size sorduğum zaman ya da bir bilgisayara sorduğum zaman senin IP'in kaçtır? Siz şöyle söyleyebilirsiniz. Benim IP'im 1010000100. Bunu söyleyebilirsiniz ama çok zor olur yani sizin için. Herkes için de zor olur. Abi ben nereden anlayayım bunu? Ben nasıl bunu çevireyim? Şimdi bunu basit bir şekilde yapalım diye biz IP adresleri desimala dönüştürüyoruz. Bizim 32 bit dediğim zaman yani 32 tane ya birimiz vardır ya sıfırımız vardır. Okey. Şimdi normalde kullanıcı biz olmak üzere desimal anlıyoruz. Kullanıcıyla bizle hardware'in arasındaki bağlantıyı kim kuruyor? İşletme sistemi, operating system. Şimdi ama bu tarafta bizim hardware'imiz ya da bilgisayarımızın kendi içinde olanlar hangi dili anlıyorlar? Binary anlıyorlar. Binary anladıkları için biz desimalden binary'e dönüştürmemiz gerekiyor. Ama bunu biz yapmıyoruz. Kim yapıyor? OS yapıyor. Şimdi tekrardan bu IP adresi alıyorum. Buraya kopyaladım ve bunun üzerinde çalışacağım. Dedik 32 tane 0 ve 1'den oluşuyordur. Şimdi bunu çok basitleştirelim diye geliyoruz biz. Her 8 tane 0 1'den sonra bir tane nokta ekliyoruz. Ya da dot ekliyoruz. Şimdi 1-8 burada oluşuyor. 1-8 burada oluşuyor. 8 bit dediğim yani 8 oluşuyor dediğim 8 bit. 8 burada oluştu. 8 burada oluştu. Toplamda ne kadar oldu? 32 bit. Şimdi bunları bazen normalde bu 8 bitin karşılığı ne kadar oluyor? 1 byte oluyor. Normalde buna 1 byte da derler.
bir oktet derler. Ama IP hayatında biz bunlara oktet diyoruz. İlk oktette, ikinci oktette, üçüncü oktette. Şimdi ileride CIDR gelecek. CIDR dediğim zaman ne söyleyeceğim? Diyeceğim ki bunu mesela /24'tür. Ne demektir? Yani /24'e kadar network adresidir. Şimdi network adresi ne demektir? Yani hasta adresi ne demektir? Bunları devamlı anlatacağım. Ama dediğimiz zaman biz IP'leri böyle okuyoruz. Görüyorsunuz bazen 192.168. Bilmem 10, 12. Onlar aynı budur. Desimala biz çevirdik ve kendi anladığımız dile çevirmişiz. Normalde bunu bilgisayar nasıl anlıyor? 0-1 anlıyor. Yani siz 192, 193 giydiğiniz zaman bile o ne yapıyor? Kendi bildiği ya da kendi anladığı dilde binary digit'e çeviriyor. Ya da binary type'ına çeviriyordur. Şimdi 4 oktetlerimizde, her oktetimizde ya 8 tane 0 olabilir ya 8 tane 1 olabilir. Ortada tabii yani bunların bir tanesi 1 de olabilir. Bir tanesi mesela 0 da olabilir, ikisi de 1 olabilir. Hop, o başka. Ama en düşükten yani en küçüğü ya hepsi 0'dır, en büyüğü ya hepsi 1'dir. Şimdi 0 olduğu zaman bizim 32 bitimiz komple 0'dır. Hepsi 1 olduğu zaman bizim 32 bitimizin hepsi 255'tir. Ve böyle söylemek istersek en küçük ya da en az IP adresimiz 0.0.0.0'dır ve en büyük IP adresimiz 255.255.255.255. Niye böyle bir şey oluyor? Dediğim gibi eğer oktetlerimizde ya da bu kısımda hepsi 8 tane bitimiz hepsi 1 olursa kaçı oluşturuyor? 255'i. Nasıl buldum? Böyle buluyorum zaten. Bunu ben mesela ben o kadar şey değilim yani bilim adamı değilim. Ben de yani böyle birlerini çıkarıyorum. Öyle topluyorum, hesaplıyorum. Şimdi ilk de siz mesela bir belge üzerine yapabilirsiniz. Yani bir kağıt üzerinde yazabilirsiniz. Ama devamlı artık bunu belli bir şekilde ezberi olarak yani bunu anlayacaksınız. Mesela ilk başta biri gördüğünüz zaman söyleyeceksiniz ha bu 128'dir. Mesela ikincisini de gördüğünüz zaman söyleyeceksiniz bu 64'tür. 64 ile 128'i toplayacaksanız o zaman anlayacaksınız ilk oktette IP adresimiz desimal dilinde nedir? Şimdi bizim şöyle bir durumumuz var. Bizim bu türde göstermemize, IP göstermemize ya da bu tür sistemimize dotted decimal notation sistemi diyorlar. Yani siz oktetleri dot ya da noktalarda birbirinden ayırıyorsunuz. Bundan dolayı biz buna sisteme dotted decimal notation sistem diyoruz. Şimdi bunların hepsini konuştuk. Dedik IP adres unique olmalıdır. Yani bilgisayar ya da cihazlara münhasır olmalıdır. Niye? Çünkü ikisi aynı cihaza ya yani iki cihaza aynı IP adresi verirsek ortada nasıl olacak? Konflikt oluşacak. Bundan dolayı münhasır olmalıdır. Ya da unique olmalıdır biz buna diyoruz. Ve row table olmalıdır. Şimdi row table nedir? Hani hocam nasıl yani row table olmalıdır? Biz bunu anlamıyoruz. Böyle söyleyeyim size. Bunun devamında zaten routing bahsettiğimiz bu konuya geçiyor. Bu kısma geçiyor. Row table dediğimiz bu oluyor. Ama her IP adres iki kısımdan oluşuyor. Network ID, host ID. Yaşadığınız yer vardır. Yaşadığınız şehir vardır ve ev vardır. Adresiniz vardır sizin. Şimdi iki adresimiz vardır. Yani bir kurye iki adrese kargo getirecektir. Adrese bakıyor. Ne diyor mesela Antalya, Kepez Kültür Mahallesi. Şimdi bilmem Kafeler Caddesi 3860 sokak ve bu. Şimdi bu ortaya iki adrese baktığı zaman yani bu şeye kadar sokağa kadar aynı. Ama daire numarası farklı oluyor. Şimdi eğer adresler aynıysa yani kargoyu nasıl anlayacak? Adrese bakmakla. Adrese bakacak. Yani sokağa kadar aynı. Ama daire numarası değişiyor. Şimdi bizim
IP sistemimizde de zaten böyle oluyor. Böyle düşünecekseniz eğer bir bilgisayarların oktetleri aynıysa, şimdi bunu da anlayacağız. Yani bunu da söyleyeceğim. Nasıl anlayabiliriz? İç oktetleri ikinci ya da üçüncü oktetleri aynıysa bunlar aynı ağdadır. Aynı network'tedir. Ama host ID ne demektir? Host ID sizin evinizin plaka numarasıdır. Normalde iki kişi, yani iki birbirinden yabancı, birbirini tanımayan kişi aynı evde olamazlar. Bunun için her kişinin kendisine ev ya da daire numarası vardır. Şimdi biz buna host ID diyoruz. Bilgisayarlar bir ağda network ID'ları, ID'leri eğer aynı network'teyse, eğer aynı ağdaysa network ID'leri aynı olacaktır. Ama bunları ayıran kısım ne olacaktır? Host ID olacak. Şimdi ben bu IP adreslere baktığım zaman ben diyorum ki bununla bu ikisi aynı ağdadır ama bu aynı ağda değil. Şimdi bunu nasıl anlıyorum ben? Nasıl görüyorum? Nasıl bunu söylüyorum? İşte bunlar ikisi aynı ağdadır ama bu farklı ağa geçiyordur. Burada class'lerimiz oluşuyordur. Class dediğimiz zaman bizim normalde IP adreslerimizde 5 class vardır. A'den E'ye kadar ya da A'dan E'ye kadar. İlkteki A kategorimizde ya da A class'imizde bizim IP adresimiz 0'dan 127'ye kadardır. 0 dediğimiz şöyle bir şey oluyor. Eğer ilk okteti, burada bir tane yanlış vardı. Eğer okteti, ilk okteti 0'la başlıyorsa demek ki 0'dır. Ama eğer 1 ile başlayıp ve devamı nasılsa, ne kadarsa, yani farklı olabilir. Eğer 1 ile başlıyorsa demek ki bunun başlangıç rakamı kaç olacak? 127 olacak. Şimdi bunu ben nasıl anladım? Desimalla. IP adresi bakıyorum. Binary kısmına bakıyorum. İlkine bakıyorum, ilk rakamına bakıyorum. 1 ile başlamış. 1'in karşılığı neydi? 127 idi. 128'di. Ama biz normalde IP adreslerimizde ondaki adresimiz broadcast olduğu için bir tane ondan eksiltiyoruz. Bundan dolayı bizim A klasimiz 0'dan 127'ye kadardır. Ve A klas IP adreslerimizde İlk kısmımız network ID'dir. Geri kalan kısımlarımız host ID'dir. Şimdi host ID nedir? Network kısmımızı dediğim gibi sizin sokağınız aynıdır. Yani sokağa kadar adresiniz aynıdır. Ama daire numaranız farklıdır. Şimdi host ID'miz gelene kadar şöyle düşünün. Biz sokaklarımız da aynı değil. Hatta mahallemiz de aynı değil. Ama aynı ilçedeyiz. Şimdi bu ilçeye geldiğim zaman ne demek? Sadece bir tane ilçemiz aynı. Okey. Yani ne demek bizim network ID'lerimiz? Sadece network ID'miz, ilk network ID'miz aynı. Normalde class A'da olan IP adreslerin sadece ilk octetleri aynı oluyor. Ve ilk octetten biz anlıyoruz bunun class'ini. Ve bizim Class A'daki IP'lerimiz 0 ile 127 arasındadır. Peki nasıl anlayacağız? Dediğim gibi bizim A klasimizde ilk network'umuz nedir? İlk kısmımız nedir? Network'tur ve geri kalanlarımız host ID'dir. Eğer bir IP adreste 0 ile 127 arasında rakam görüyorsak ne demektir? Bu Class A'dir. Class A'de İlk kısmımız ne olacak? Network ID olacak. Geri kalan host ID olacaktır. Geçelim ikinciye. Eğer sizin IP adresiniz 1.0 ile ya da 1.1 ile başlıyorsa biz buna ne diyoruz? Class B diyoruz. Ne demektir? Şimdi ilk 1.0 ile başladı. Geri kalan nasılsa, hangi rakamsa 128 ile 191'in arasında olursa IP adresimiz biz buna Class B diyeceğiz. Class B'mizde ilk iki octetimiz network ID'dir. İkinci octetimiz host ID'dir.
Network ID, host ID ne demektir? Bunu da ben devamlı anlatacağım. Nerede anlatacağım? Subnet'te anlatacağım. Subnetting'de anlatacağım ve subnet mask'de anlatacağız. Geçelim üçüncüye. Şimdi G'de, class G'mizde. 1 sıfırla başlarsa ya da 3'ü 1 olursa geri kalan ne olursa 192, normalde bunu 0 yapalım. 192 ile 223'ün arasında olursa biz buna class C diyoruz. Şimdi class C'mizde ilk 3 octetimiz network ID'dir. Okey. Şimdi burada üstte ben nereden anladım bunlar ikisi aynı network'tadır, ikisi aynı ağdadır ama bu değil. Nereden anladım? C'yi bildiğim için. Çünkü ben bakıyorum bunun ilk kısmına. Bunun ilk kısmı hangi numarayla başlamış? 192 ile. Burada araştırıyorum. 192 J klasındadır. J klasında ne demektir? Yani bunun 3 tane ilk kısmı, ilk 3 octet'i network ID'dir. Buna bakıyorum. 192. İkisi de aynıdır. 168 aynıdır. 1. Bunlar aynıdır. Ama işte burada değişti. Diğerleri, diğer iki tane 1'dir ama üçüncüsü 2'dir. Demek ki bunlar ikisi aynı ağdadır ama bu üçüncü aynı onlarla ağda değil. Artık çünkü başka broadcast domaine geçti ya da başka adrese geçti, başka network'e geçti. Şimdi bir başka klasa geçersek D klası vardır. Normalde biz A'dan C'ye kadar kullanıyoruz. D ile E'yi kullanmıyoruz çünkü not available'dır. Yani bizim elimizde değil. Yani biz bunları kullanamayız. Eğer IP adresimizin baş okteti, ilk okteti 224 ile 239 arasında bir rakamla başlıyorsa bu bizim IP adresimizin klası D'dir. Ve bu not available'dır. Hocam peki niye burada şey yoktur? Yani bu network ID, host ID falan yoktur. Dediğim gibi çünkü bizim elimizde değil. Ve sadece network ID ile host ID ile uğraşan IP adresler A'den C klasına kadardır. Şimdi E dediğimizde yine tekrardan bizim elimizde değil, not available değil. Ama neye kullanıyoruz? Bazı projeler için kullanıyoruz. Onu da kim kullanıyor? Onu da yanımda anlatayım. Gelin beraber birkaç tane örnek bakalım. Şimdi bizim bir tane IP adresimiz var. 152.1.1.1. İlk oktetine bakıyorum. Hangi rakamla başlamış? 152 ile. Geliyorum buradaki adresimize. Şimdi burada ben sizin için geliyorum. Normalde böyle yapmayacaksınız. Çünkü IP adreslerinin klaslarını ezberlemeniz gerekiyor. Şimdi 152'ye bakıyorum. 152 hangi range'de ya da hangi aralıkta? 128 ile 191'in arasında. 128 ile 191'in arasında olduğu için bu hangi klas oluyor? B klas oluyor. B klas dediğimiz zaman nasıl oluyor? İlk iki okteti network ID'dir. Geri kalanları host ID'dir. Bir başkasına geçelim. 192.1.1.1. Dedik 192 hangi klastadır? C klasındadır. Bundan dolayı bizim bu adresimiz C oluyor ve ilk 3 okteti network ID oluyor ve geri kalanı host ID oluyor. Diğerine bakalım. 255.1.1.1 hangi klastadır? D'dedir. Ama niye D'dedir? E'dedir. Orada bir yanlışlık var. E'dedir. Niye? Çünkü 240 ile 255'in arasındadır. Biz bunu da hemen düzeltelim. Ve geri dönelim. Gelelim bu IP adreslerin aynı ağda mıdır değil mi onlara bahsedelim. Sınavda size iki tane IP adresi vermişler. Ya da bir firmada size iki tane IP adresi vermişler. 10.1.2.5 ve 10.5.6.4. Bunlar ikisi de aynı ağda mıdır? Sizce? Ben burada yanlış yazabilirim. Hani sizin sorarsak siz ne diyeceksiniz? Evet diyeceksiniz. Niye evet? Çünkü ilk octetine baktığımız zaman ilk rakamı kaçla başlamış? 10'la başlamış.
ve 10 hangi klasa geçiyor? A klasına geçiyor. Ve dediğimiz gibi A klasımızda ilk adresimiz network ID'dir. Ve eğer bunların ilk oktetleri aynıysa demek ki bunlar ikisi aynı ağdadır. İkinci adrese geçelim. Şimdi ikinci adresimizde 172.1.5.6'mız var. Okey. İkinci adresimiz ise 12.59.58.2. Ben şimdi bunları nokta dediğim zaman acı çekiyorum. Çünkü siz gerçek hayatta gittiğiniz zaman bunları dot diyecekler. 12.59.58.2. Ama ben Türkçe olsun diye bunların hepsini nokta diyorum. 172 ile 12 aynı ağda mıdır? Hayır. Niye? Çünkü ben bunun ilk oktetine baktığım zaman 172 ile başlamış. 172 hangi klase geçiyor? B klasına geçiyor. Çünkü dediğimiz gibi B klasımız 128 ile 191'in arasındadır. Ama ikincisi ise 12 ile başlamış. 12 hangi klase geçiyor? A klasına geçiyor. Çünkü 0 ile 127'nin arasındadır. Normalde 172'ye baktığım zaman görüyorum ki bunlar network adresi, bunun network ID'si ilk iki oktetidir. Ama ikincisi ise 12 ile başlamış. Sadece ilk okteti bunun network ID'dir. Buna baktığım zaman anlıyorum ki bunlar ikisi aynı network'ta değiller. Buraya kadar sorunuz varsa sorun. Yoksa devam edelim. Ben 2 dakika bekliyorum. Mutlaka ve mutlaka bunları dikkatli tekrardan inceleyeceksiniz. Gerekirse videoyu tekrardan inceleyin. Hatta gerekirse YouTube'da başka IP'leri de inceleyin. Başka IP adresleri de inceleyin videolarını. Belki benim söylememde, kelimelerde söylediğim kelimeleri, çünkü biliyorsunuz yani ben İngilizceden Türkçe'ye çeviriyorum. Bundan dolayı yanlışlık olursa da başka videolardan bakabilirsiniz. Ama kesin kesin IP adresi güzelce anlayın. Hatta bu binary decimal olayını mutlaka ve mutlaka öğrenin. Çünkü ileride artık A, B, C bunların hiçbiri kalmayacak. Çünkü CIDR geldiği zaman CIDR da IP adresten sonra slash rakam olacak. Slash rakam dediği zaman mesela slash 13 diyecek. Yani bunun ilk 13 okteti network ID'sidir. Geri kalanı ast ID'sidir. Bundan dolayı biraz zorlaşacak ama zor diye bir şey yok. İlk kısmını anlarsanız geri kalanı da sizin için basit olur. Soru var herhalde. Evet, okuyayım isterseniz. Buyurun. Aradaki IP adreslerinin hepsinin amacı var mı? Yoksa boşta olan D ve E sınıfı IP'ler gibi not available'da var mı hocam? Tabii oluyor. Biz eğer söylediğim gibi 0 ile 127 arasında bunların herhangi bir rakamını kullanabiliriz. Şimdi ben bunu tekrardan bir tane slide'larda göstereceğim yani. 0 ile 127 arasında, yani 127 diyorum da mesela normalde 10'dan olabilir, 15'ten olabilir. Hatta siz 5'ten verebilirsiniz. 5.0.0.6. Hayır, unavailable değil. Hani dediğim şöyle oluyor. 0'dan 127'ye kadar arasındaki rakamları kullanabilirsiniz. Ve bunları kullandığınız zaman hangi klasa geçiyor? A klasına geçiyor. Genellikle normalde pass dediğimiz zaman yani ilk kısmını kullanamazsınız. Çünkü network ID'si, çünkü sizin adresiniz. Ama diğer kalanlarını bizim network'taki ya da ağdaki cihazlarımıza IP olarak verebilirsiniz. Şimdi bu nasıl olacak dediğim gibi. Bunları subnetting'de anlatacağım. Ve subnetting'de mesela görecekseniz bazen normalde şöyle derler. Eğer 255 taneye kadar, 254 taneye kadar cihazınız yoksa A ile B kullanmayın. Neden? Çünkü A ile B'yi kullandığınız zaman çok fazla atık IP'niz oluyor. Eğer 254 taneden düşük sayıda bilgisayarınız varsa ve bunlara IP verecekseniz E klasını kullanın. Çünkü zaten ilk 3 oktetini biz network ID'si olarak hiç dokunamayız. Dokunmayacağız da, ve sondaki host ID olduğu için 254 bilgisayara kadar ya da cihaza kadar
IP adresi verebilirsiniz. Bundan dolayı her zaman böyle söylerler. Zaten şimdi bu klasların da oluşup da tekrardan biz CIDR oluşturmamız zaten bunun içinde. İlk de sistemini doğru düzgün bir şekilde belli etmemişler. Ve şimdi biz bu kadar milyarlar kadar bizim cihazımız var ve IP adres sorunumuz var. Bazen IP adres çok az geliyor. Bundan dolayı biz public private IP adreslerine geçiyoruz. Hayır, bunların arasında rakamları 0 ile 127 arasında rakamları kullanabilirsiniz. IP adres tahsis edebilirsiniz ve IP adreslerinizi buradan başlayabilirsiniz. Normalde burada 128 ile 191 arasında tekrardan kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir durum. 127 dedim. Ama 127'yi 127.0.0.1'i biz loopback olarak kullanıyoruz. Onu hiçbir şekilde kullanamazsınız. Rezerv olmuş loopback adresi için. Loopback ne oluyor? Loopback bunun için yaratılmış. Siz kendi network card'ınızı ya da NIC'nizi test yapın diye bağlantınız var mı yok mu diye. O zaman buna mutlaka ve mutlaka not alın. 127.0.0.1'i kullanamazsınız. Başka soru var. Bir soru daha var, evet. Biz niye hep C sınıfını kullanıyoruz? Çoğunlukla 192.168 ile başlıyoruz. Bir sebebi var mı? Tabii, dediğim gibi. İşte bu çok atık IP adresin önünü alsınlar diye getirdiler. Private ile public IP adreslerini anlattılar. Şimdi private IP adresi nedir? Public IP adresi nedir? Bunu ben subnetting'de söyleyeceğim, subnet mask'de söyleyeceğim. İşte o zaman anlayacaksınız ben niye projelerimde 192'den kullanıyorum. Dediğim gibi bazen böyle söylerler ve hatta söylüyorlar da eğer 254 bilgisayardan ya cihazdan az cihazınız varsa hangi klası kullanacaksınız? C klasını kullanacaksınız. C klası da kaçla başlıyor? 192'den. Ama niye ikinci kısmı 168'e geçiyor? O artık private ile public IP adreslerine geçiyor ve onu da biz nerede anlatacağız? Subnet mask'de. Biraz sabırlı olacaksınız. Cumartesi subnet mask'i, subnetting'i anlatacağım. Orada anlayacaksınız. 192 niye 168 diyoruz? Niye 167 demiyoruz? Niye 169 demiyoruz? Nereden geliyor 168? O private ile public adreslere geçiyordur. Soru yok herhalde, devam edelim. Başka sorumuz yok galiba. Evet, devam edebiliriz. Aynen. Şimdi şöyle bir durum var. Dediğim gibi bizim klaslarda kaç tane klasımız vardı? 5 tane. Başlamadan bir soru daha geldi. Aynen. Aynı network'te farklı klaslar kullanılabilir mi? Aynı network'te farklı klaslar kullanabilir mi? Evet. Biz zaten VLAN'ı onun için yapıyoruz. Hani hatırlarsanız ben mesela bir tane şeyin içinde, ağının içinde farklı IP klasları kullanıyordum. Ya da mesela öyle düşünün, bir tane bilgisayarım, bir tane şeyimiz var, sınıfımız var, 10 tane bilgisayarımız var. 5 tanesine başka range'den IP vermek istiyoruz, 5 tanesine başka. Klas dediği böyle oluyor. Yani klası kullanabilirsiniz, hatta range'ini de kullanabilirsiniz ama VLAN olarak kullanabilirsiniz. Ama normalde yani eğer gerekmiyorsa farklı şeylere geçmiyorlar, klaslara geçmiyorlar ve sadece aynı klastan kullanıyoruz. Ama tabii yani mesela 10 tane bilgisayarınız var, 5'ini başka klastan verebilirsiniz, 5'ini başka klastan verebilirsiniz. Ama klaslar ne olacak? A ile C'in arasında olacak. A ile C'in arasındaki klasları kullanabilirsiniz. D ile E kime kalıyor? O bizim elimizde değil artık, yani onu bize izin vermiyorlar kullanmaya. Başka evet, bir soru daha. Hocam IPv4 ve V6 arasındaki farklar neler? Şimdi bu soru, sorduğunuz soru Cisco CCNA'ya geçiyor. IPv4 ile V6'in arasındaki fark nedir? Bizim V6'imiz V4'ü bir aradan sonra gördüler. Biz V4 ile ya da IP Vision 4 ile artık yani bu kadar bilgisayara biz adres veremiyoruz ve bir yerde bitecek artık yani bizim IP adreslerimiz. Onun için IPv6'e geçtiler ve bu V6'i ben herhalde ya YouTube'da
Yani onun kararını almadım. Ya YouTube'da böyle yayında ya da Discord'da bir tane ekstra ders olarak IPv6'in en baştan aşağısına kadar, routingine kadar, orada nedir, orada artık class falan yoktur. Yani o biraz basitleşiyor. O daha çok bilgisayara biz adres verebiliyoruz. O bundan çok çok daha büyük. Bunlara geçiyor ve artık biz yavaş yavaş biz IPv6'e geçiyoruz. Ama IPv4'da şey yapıyoruz. Ama Erkan'ın sorduğu soru, Cisco, CCNA dersine geçiyordur. Bundan dolayı ben bu dersi mutlaka ve mutlaka bu hafta ya da gelecek haftaya Discord'da bir tane özel ders olarak bir tane orada yayın yapacağım ve IPv4 ile IPv6'nın arasındaki farkı hep beraber göreceğiz. Şu anda başka bir soru gözükmüyor. Tamam, devam edelim. Aynı dediğim gibi bizim kaç tane klasımız var? 5 klasımız vardı ki bunların A ile B ile C'yi bizim elimizde, D ile E'yi bizim elimizde değil. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim IPv4 adres türlerinde 3 türümüz vardır. Unicast, Multicast, Broadcast. Unicast dediğim zaman yani bir bile. Yani bir bilgisayar bir bilgisayarla uğraşıyor. Bir bilgisayar bir cihazla. Ya da bir cihaz bir cihazla uğraşıyordur. Bunun için biz bu türlü adresleri ne diyoruz? Unicast diyoruz. Bundan dolayı A ile C klaslarının arasındaki türümüz nedir? Unicast'tir. Çünkü niye? Çünkü biz network ID ile, host ID ile bu şeylerde uğraşıyoruz. Ve zaten unicast'in de demek istediği budur. Yani bir bilgisayar bir cihazla uğraşacak. Ya bir cihaz bir cihazla uğraşacaktır. Bazılarında multicast olabilir. One to many olabilir, many to many olabilir. Bilmem many to one olabilir. Tabii multicast'in de kendisinin farklı türleri vardır. Bunu nerede öğreneceğiz? İnşallah Cisco'da CCIE derslerinde. Çünkü bu yine tekrardan çok advanced bir kısma geçiyordu. Ve multicast'i şimdilik kullanmıyoruz. Bundan dolayı ben de bu kısma es geçiyorum. Söylemiyorum, bu CCIE kursunda göreceğiz. Ama broadcast'i burada anlatacağım. Ama ilk önce bunu anlatayım. Niye biz D ile E'yi bize vermiyorlar? Şöyle bir durum var. D'yi dediğim gibi multicast kullanımlar için kullanıyoruz biz D klasını. Ama E'yi niye bize vermiyorlar ya? Çok kötü bir şey yapıyorlar. Niye bize vermiyorlar? Niye not available? D klasımız bizim IETF organizasyonunun ya da IETF böyle söyleyeyim şirketinin elindedir. IETF ne oluyor ve ne yapıyor? Internet Engineering Task Force. Bu toplum aynı bizim IEEE gibi bir toplumdur. İnternet üzerinde çalışıyordur. İnternetin projelerinin üzerinde, network projelerinin üzerinde çalışıyordur. Ve sadece bu klası onlar almışlar. Yani lab için kullanıyorlar. Bundan dolayı bizim class E'miz bizim elimizde değil ve biz kullanamıyoruz. IPv6'da böyle bir şey yok. IPv6'yı herkes kullanıyor. Ama onun da yine özel kısımları vardır. Peki dediğim gibi unicast one to one olduğu için biz A klasla, B klasla, C klasla network ID ile host ID ile uğraşıyoruz. Ve multicast'imiz de D klası için kullanıyoruz. D klası da multicast için kullanıyoruz. Bunu nerede öğreneceğiz? CCIE kursunda, Cisco'da. Ama broadcast'i ben burada anlatmak istiyorum. Şimdi broadcast dediğimiz zaman hani ilk de söyledim. Mesajını broadcast yapıyor. Broadcast dediğimiz zaman yani bir bilgisayardan herkese gidiyor. Herkese gönderiyor. Şimdi bizim normalde broadcastlerimizde iki türlü broadcastimiz var. Local broadcast var. Directed broadcast var. Local broadcastimizde biliyorsunuz mesela bir bilgisayardan eğer bir başka bilgisayardan biz aralarında bağlantı kurmak istersek bunu da zaten devamlı anlatacağım. Router broadcast'in geçmesine izin vermez. Yani router hepten broadcast'in düşmanıdır. Yani hiçbir şekilde izin vermez. Hani gördüğü zaman bir IP adres broadcast IP adresidir. Hemen onun chain'i paketini
drop yapar. Şimdi bu olay olmasın diye, oluşmasın diye normalde bilgisayarlar kendi aralarında eğer broadcast yaparsa, eğer kendi aralarında broadcast yapıyorsak ve bu yani hiçbir router'la alakası yoksa, router'ı geçmiyorsa, bir bilgisayar eğer kendi ağındaki herkese gönderiyorsa biz buna local broadcast diyoruz. Local broadcast dediği zaman bir bilgisayar eğer herkese göndermek istiyorsa, böyle düşünün. Sınıfa giriyorsunuz, bir kişi bağırıyor. Kimdir buranın şeyi, sunucusu ya da kimdir buranın temsilcisi? Ne yapıyor? Broadcast yapıyor. Çünkü herkese sesleniyor. Ama local broadcast yapıyor. Gelip de kampüste bağırmıyor. Gidip sınıfta sadece bağırıyor. Sınıfta bağırdığı için kendi lokalinde, kendi olduğu alanında bağırdığı için, broadcast yaptığı için normalde 255.255.255.255'e biz local broadcast adresi diyoruz. Directed broadcast nasıl oluyordur? Şöyle bir durum var. Böyle düşünün. PC birimiz, ki bunu zaten ben projede göstereceğim. PC birimiz gidip PC 3 ile irtibat kurmak istiyordur. Ya da mesela burada bir tane sunucu vardır. Bu PC 4'ü, hatta ben böyle yazıyorum. Sunucu diyorum. Okey, bunu sunucu diyorum. Burada buradan IP almak istiyordur. Şimdi bunu ne yapacak bilgisayar? Böyle yapacak. Ya gelip router'a yalvarması gerekiyor. Router, lütfen benim broadcast'imin geçmesine izin ver. Şimdi broadcast buna izin vermeyecek. Router buna izin vermeyecek. Ne yapacak? Gelecek. Biz burada biz relay diyoruz. Relay yapacağız. Relay yaptığımız zaman router'a diyoruz ki lütfen bizim için sadece bu bilgisayarın broadcast'inin geçmesine izin ver. Okey. Gelip bilgisayar eğer bir A'yla ya da bir başka A'daki bilgisayarla broadcast göndermek istiyorsa, o bilgisayarın ağındaki IP adresinin sonuna, hani dedim ya 254 cihaza kadar, sonundaki okteti sonuna kadar hepsini 1 ile doldurursa ve 8 tane 1 ile doldurursa bunun sonu IP adresi ne kadar olacaktır? 255 olacaktır. Ki bunu biz sadece C klasında ben diyorum. A klasında da olabilir. A klasında da böyle yapabilir eğer broadcast yapmak istiyorsa. Onunla başlayıp geri kalanın hepsini 255 ile doldurur. Şimdi biz buna da ne diyoruz? Directed broadcast. Yani o broadcast'ı kendimiz yönlendiriyoruz. Yani bir kendi ağımızdan başka ağımızdaki bilgisayarlarla irtibata geçmek istiyoruz ve broadcast yapıyoruz. Buna dediğimiz zaman nasıl oluyor? Bu directed broadcast oluyor. Bu da bizim bugünkü IP adresimiz. Yine soru varsa sorun, yoksa ben projeyi geçeyim. Sadece bir arkadaşımız şu an için ne zaman ve saat kaçta olacak diye sormuş. Sanırım Discord'daki eğitimle ilgili. Az önce bahsettiğiniz. Vallahi şimdilik bir karar alınmamış. Yönetimden herhalde karar gelecektir. Onlarla konuşacağım. Onlardan izin alacağım ve ne zaman olacaktır, ne zaman müsaitlik var mı yok mu onlara soracağız ve onlara sorduktan sonra bize izin verilirse mutlaka. Çünkü muhtemelen söyleyebilirler. Onu mesela YouTube'da yayında herkes görsün, sadece Discord'da kalmasın. Onu da yani daha konuşulmadı. Ama biz onu kesin olarak konuşacağız ve herkese de ben zaten WhatsApp'ta yazacağım. Discord'da da duydu da bulunacağız, notif olarak göndereceğiz ve herkes de böyle anlayacaktır. Şimdi bu IP adreslere göre herhangi bir soru varsa sorsunlar, yoksa ben Packet Tracer'da projemize geçeyim. Şu an görünen bir soru yok ama isterseniz bir dakika bekleyebiliriz. Tamam. Benim bu sayfam gözüküyordur herhalde, inşallah. Evet, ben hatta de şu an gözüküyor. Böyle yapalım, tek sayfa yapalım gözüksün diye.
Şimdi biz ne dedik? Dedik işte biz bilgisayarlara istatik olarak da biz IP girebiliriz veya sunucudan da IP alabilirler. Bu işi nasıl yapacağız? Bu iş için ben bir tane ortaya 2960 switch atıyorum. Ve 3 tane de bilgisayar ekliyorum. Ortada bir tane de router olmak üzere bunu da ekliyorum. Neden? Çünkü sunucuyla bu bilgisayarlar aynı ağda olmasınlar diye bu işi yapıyorum. Ve burada bir tane server ekliyorum. Bağlantılarını yapalım. Şimdi bunlara bir not bırakalım. Buraya ne yapacağız? 192 nokta birden olsun. X yazalım. Slash 24 yazayım. Bundan bir tane kopyalıyorum. Bu tarafa geliyorum. Ve bunu da 2 söyleyelim. Ve bu tarafımızda bu config'ini devam edelim. EN diyorum. Config diyorum. Bunları herhalde söylemeye gerek yok. Çünkü geçen haftalar söyledim. Niye EN diyoruz, niye config diyoruz. İlk de bu kısım olmak üzere. Çünkü bunun dediğimiz gibi bilgisayarımızın, router'ın bu kısmı bu range'den IP alacaktır. Ve bu kısmımız bu range'den IP alacaktır. Bundan dolayı bizim router'ımızın bir kolu ya da bir tarafı 168.1'de olacaktır. Diğer koluysa 168.2'de olacaktır. Şimdi interface gidiyorum. 0.0. İlk önce IP adres vermek istiyorum. IP adres 192.168.1.1 olmak üzere veriyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın. Niye bunu yapıyorum? Bu subnet mask'dir. Bunu ben cumartesi anlatacağım. Ama subnet mask'imizde eğer 3 tane 255 görüyorsak ne demektir? Bunun ilk 3 adresi network ID'dir ve geri kalanı host ID'dir. Bundan dolayı ben bunu 255.255.255 yazıyorum. Ve bu yazdığımız zaman bu hangi adrese geçiyordur? Hangi klase geçiyordur? Class C'ye geçiyordur. Internet ya. No şey diyorum. Tamam. Bu tarafımızda açıldı. IP. Visit diyorum. IP helper. Güzel. IP helper'ımız niye yazmıyor? Tekrardan interface'e girelim. İlk 00 IP address helper. Güzel. Getirmiyor. Niye getirmiyor? Bakalım tekrardan. Normal interface gigde olması gerekiyor. IP. IP helper address. Yanlış bendeydi. Kusura bakmayın. Helper address. 192.168.2.10 diyelim. Tamamdır bu tarafımız. Diğer tarafımıza geçelim. Exit diyorum. Interface. Gig. 0. Biz diyorum. İlk önce no shutdown diyorum. 192.168.2.1 diyorum. Invalid verdi. Çünkü IP adresimizi yazmamıştık.
Sonunda da 255'leri yazmamışız. Onları da yazalım. Tamamdır bu tarafımızda. Şimdi sunucunun üzerindeki servislerde neyi yapacağız? DHCP. DHCP'ye server pool 1 diyerek bunun default gateway'ine 100.68.2.1 diyorum. DNS'i olmak üzere 100.68. Sadece böyle olarak yazıyorum. 25 yazıyorum. Start IP adresimizi. 168.1.2 diyelim. Çünkü biri default gateway olarak verdik. Ve buna 1 diyeceğiz. Default gateway. Ve ne diyeceğiz? Onun dışında subnet mask ise 255 ve bu da 0. Add yapıyorum. Name already exists. Buna bir tane 1 diyelim ve add yapıyorum. Bu bir tanemizin oldu. Şimdi bilgisayarlara bakalım. Bunlardan ne yapacağız? Desktop'ı IP config'i açacağız ve DHCP yapacağız. İlk de almayabilir ve hatta ikincisinde de almayabilir. İkincisinde almazsa sorunumuz var. Tekrardan biz projeden sorunları çözerek gideceğiz. Ya, ikincisini almadı. Tekrardan bak. Yine sorun çıktı. O zaman diğer bilgisayardan bir deneyelim. DHCP request yapıyorum. Şöyle bir durum var. Sunucunun kendisine IP vermemişiz. Güzel. Bunun için de 168.10 diyorum. Senin default gateway'ini .100.1 diyorum. Ve böylece tekrardan bir tane IP isteyelim. Diğer bilgisayara bakalım. Tamamdır. Demek ki sorunumuz vardır. Hangi kısımda onu bakacağız. Bunun IP'sini set yaptık. 2.10 dedik. Doğru. Servislerimizde DHCP'mizde. DHCP'yi 10 yapmamışız servisini. Çok güzel. Şimdi tekrardan DHCP diyorum. Request yap. Bu sefer alacak ve aldı. Gördüğünüz gibi ben burada sunucunun üzerinde ne dedim? Dedim 1, 2'den başla ve 254 taneye kadar bilgisayarımıza bizim IP ver. Bakarsanız IP adresini 1, 2 verdi ve subnet maskini 255 verdi. Çünkü ben zaten öyle komut verdim. Default gateway'i olarak yani ne dedim? Dedim bu bilgisayarların default gateway'i bizim router'ın geek 00 interface'idir. Neden? Çünkü eğer başka bilgisayarla irtibata geçmek isterlerse bunlar bu bizim bu X00 interface'imiz bu bilgisayarların çıkış kapısıdır. Ve DNS serveri de gördüğünüz gibi 192.168.2.25 verdi. Hatta diğer bilgisayara geçelim. Bundan da tekrardan IP DHCP'si. Bakın üçü de buna verdi. Tekrardan aynı default gateway, aynı DNS'le ve desktop'taki tekrardan buna da isteyelim. Buna da 1.4'ü verdi. Yani 254 tane bilgisayar olsaydı burada 254'üne de böyle IP verebilirdi. Şimdi dediğim gibi bazı şeyli bilgisayarlarda ya da bazı ağlarda böyle sunucu olabilir. Yani bizim DHCP servisimiz, protokolümüz sunucunun üzerinde kullanır halde olabilir ya da çalışabilir. Ama bazı durumlarda router kendisi bile bir DHCP server'a olabilir. Nasıl oluyor o? Beraber bakalım, izleyelim. Şimdi
Şimdi buna ben tekrardan bir tane router ortada bir tane switch yapıyorum ve burada da devam et diyorum ve router'a geçiyorum. Router'umuzda ne oluyorum? İn diyorum. Confetti diyorum. İç önce de interface git 0.0 diyorum. No şey diyorum. Shutdown olmasın IP adresine. 192.168.1.1 diyorum. 155 ve 0 diyorum. IP DHCP exit diyorum. Şimdi IP DHCP pool diyorum. Pool name diyorum. Ne diyorum? Netbill diyorum. Okay. Şimdi biz DHCP'nin config'ine geliyoruz. DHCP config'ine geldiğimiz zaman network diyorum. End range'imi veriyorum buna. Sıfırdan 255 ve 0. Devamda network'ları verdikten sonra DNS server olarak diyorum ki 0.168.1. Mesela 25 diyorum. Exit yapıyorum. Ama IP DHCP exclude diyorum. Kesin 1.1 diyorum. Şimdi bunu niye yaptım? Çünkü bunun zaten default gateway'imiz bizim 1.1'di. Yani bu interface'in IP adresi 1.00'ın IP adresi 168.1.1'di. Şimdi ben bu komutu girdiğim zaman router'a diyorum ki router kendi pool'undan ya da kendi havuzundan exclude yap. Bu adresi yani bu adresi kaldır. Kendine tut ve hiç kimseye verme. Bunu kesin ve mutlaka yapmanız gerekiyor. Çünkü onu yapmazsanız bir zaten bu bizim portta var ve biri de tekrardan başka bilgisayara verdiği zaman ortada sorun oluşur ve konflikt oluşur. Bundan dolayı her zaman router üzerinde eğer bir DHCP serverı kuruyorsak mutlaka bu exclude adresinizi yapmamız gerekiyor. Şimdi router üzerinde nasıl yaptım? İlk önce portumuza IP adresi verdim. Dedim 001'dir senin IP adresin. Bu subnet mask ile sonra dışarı çıktım. Config kısmına geldim. General config ya da config terminale geldim. IP DHCP pool. Bu yani keyword. Bunu mutlaka yazmanız gerekiyor. Sonra havuza bir isim verdim. Net1 dedim. Buna enter girdikten sonra DHCP config kısmına geldim. Dedim senin network'un ya da ağın 192.168.1.0'da. Ne demek? Yani verdiğin IP'leri bu range'den başla ve bu subnet mask ile. Bunu zaten router kendisi gördüğü zaman anlayacak ki bu ilk kısmına hiç dokunmayacak. Yani bu ilk kısmına hiç dokunmayacak. Ama bu 1.0'ı bu ilk sondaki sıfırını 0 ile 54 arasında kadar kullanabilir. Ama şöyle bir durum var. Sonra tekrardan DNS server'ı dedim senin DNS server adresin budur ve dışarı çıktıktan sonra dedim işte bu adresimizi exclude yap. Yani bu adres bu range'de IP adresi vermek istesem bile yine birbiri kendine tut. Neden? Çünkü bu default gateway'indir. Bu yani senin geek 00'ındaki portunun IP adresi değil. Şimdi bakalım bilgisayarlara IP alıyorlar mı? DHCP diyorum. Ve gördüğünüz gibi aldılar. 1.2'yi buna verdi. Ve 1.4'ü de bu bilgisayarımıza verdi. Şimdi biz eğer kendi bilgisayarımızın
A'sına gidip bakarsak, şimdi şöyle bir durum var. Buna baktığınız zaman, properties yaptığınız zaman ve gelip IPvision 4'te properties dediğiniz zaman bakın. Aynı siz benim gibi yapıyorsunuz. Yani herkes böyle yapıyor. İnternete bağlamak istiyorsak bunu ne yapıyoruz? Adresini otomatik yapıyoruz. Çünkü bu IP adresini otomatik yaptığım zaman sizin bilgisayarınızın ya da cep telefonunuz modeminize bağlanıyor. Modemdeki config olan DHCP'den IP adresi alıyordur. Ondan dolayı size bunu göstermiyor ve benim aynı paket trace'i yaptığımı siz gerçek ve doğal hayatta da yapmış oluyorsunuz. Ve DNS'ini de normalde otomatik olarak yine modemin üzerindeki DNS'i alıyordur. Şimdi buna bir tane status yapsak bile details'ına girdiğim zaman da yine gördüğünüz gibi bizim modemimizin üzerindeki DHCP'den ne almış? 1.3 almış. Ve bizim de projelerimizden bunların ikisini yaptık. Bunlar mesela sunucu olduğu zaman biz konfiglerini DHCP buradan yapıyoruz. Router olduğu zaman da direkt router'ın kendi command line'ından ya da command line'ından yapmış oluyoruz. Şimdi sizdeyim ve soru varsa yine tekrardan cevaplayayım. Ufak bir soru var aslında. Hocam ben IP adresimi değiştirdim ama internete bağlanamadım. Sadece en sağdaki numarayı değiştirdim. Nedeni ne olabilir? Şimdi şöyle bir durum var. Siz statik IP girdiğiniz zaman siz kendi ağınızda oluyorsunuz. Çünkü internete bağlandığınız zaman modeme gidiyorsunuz. Modem ortadaki IP net yapıyor. Şimdi bu net olayı da yine tekrardan Cisco'nun CCNA dersinde vardır. Net yaptığı için siz istatik girdiğiniz zaman yani diyorsunuz ki ben istatik giriyorum. Bu artık private adrese geçiyor. IP adresine geçiyor. Siz kendi elinizle girdiğiniz için sanki kendi ağınızda kalıyorsunuz. Ama router'ın DHCP verdiği zaman otomatik size verdiği zaman IP adresi oradan veriyor ama router'ın üzerinde ya da modeminizin üzerinde net olduğu için sizin IP adresinizi net yapılıyor. Net yapıldığı zaman dolayısıyla eğer Google'da what's my IP adres yazarsanız size hangi IP adresi verecektir? ISP'nin. Çünkü ISP de diğer taraftan size IP adresi veriyor. Bunu cumartesi konuşacaktım, söyleyecektim ama yine burada da söyleyeyim. Eğer kendi ağınızda kalmak istiyorsanız, eğer internete bağlanmak istemiyorsanız nasıl olacak? Private IP address kullanacaksınız. Ama internetinizden internete bağlanmak istiyorsak ya da kendi ağınızdan dışarı çıkmak istiyorsak nasıl olacak? Public IP adresi olacak. Şimdi bu public IP adresini biz kimden alıyoruz? ISP'den, Vodafone'dan, Türk Telekom'dan internet servisi aldığımız firmadan alıyoruz. İstatik girdiğimiz zaman bile ben şimdi oradan IP'mi istatike çevirirsem benim bağlantım sizinle kesilecek. Neden? Çünkü IP'mi istatik girdim. Dedim ben istatik giriyorum. Router ve modem benim işime karışmasın. Zaten modem de benim işime karışmadığı için benim IP'mi net yapamıyor. Net yapamadığı için de ISP'den IP alamıyoruz. Ve dolayısıyla bundan dolayı da bizim internetle bağlantımız kesiliyor. Şu anda herhangi yeni bir soru gözükmüyor. Bir de şey sormuş galiba. En sağdaki numarayı değiştirdim. Zaten sen evet, en sağdakini değiştirsen, en soldakini değiştirsen yine IP'ne istatik olarak girmiş oluyorsun. IP istatik girdiğin zaman bile modemine, router'a ne diyorsun? Benim işime karışma. Ben biliyorum hangi IP adresi giriyorum. Bunu girdiğin zaman da modem diyor tamam ben sizin işinize karışmam ama sizin bağlantınızı internetle kesiyorum. Bundan dolayı biz bilgisayarlarımızda ya da NIC'lerimizde IP adresimizi otomatik olarak yazıyoruz. Aynı Packet Tracer'da yaptığım gibi. Yani diyorum benim IP adresimi otomatik olarak şeyden al, sunucudan al ya da router'dan al. Şimdi bunu ben sizden şöyle bir şey isteyeceğim. Bonus projesinde tekrardan bunu yapacaksınız.
Ama bu sefer mutlaka mutlaka simulation'dan kullanın ve simulation'de filterları orada sadece DHCP açın. Orada bakın bilgisayarın mesela kendisinin IP'si olmadığı zaman nereye gidiyordur? Ek olarak bunu da söyleyeyim. İlk de bilgisayarın IP'si olmadığı için DHCP AFR'a kadar tüm konuşmaları hepsi broadcast oluyor. Çünkü DHCP AFR'a kadar IP adresi yoktur. Bundan dolayı DHCP AFR gönderene kadar herkese gönderiyor. Herkese broadcast yapıyor. Bunu da mutlaka ve mutlaka yazılarınızda olsun yazın. Quizimizde bir tane soru vardı. 4 ile 5 ve herkesin onda galiba sorunu vardı. Ben onu da tekrardan beraber konuşmak istiyorum. Onu da ben hemen açayım bizim quizimizi. İnşallah gözüküyordur. Aynen. Bakın evet. Dördüncü soruyla beşinci soruda ne sormuşum? Which of the options need higher bandwidth? Choose two. Yani ne demek yani? İki cevabı kullanacaksınız. Dolayısıyla ben slide'larda dediğim gibi hangi TCP'de mi, UDP'de mi, connection oriented'de mi, connection less'de mi higher bandwidth kullanıyorum? Hangisinde kullanıyorum? Dediğim gibi biz connection oriented'da higher bandwidth bizim için gerekli. Çünkü neden? Çünkü garanti etmek istiyoruz. Data eğer doğru düzgün bir şekilde gittiyse ya da gitmediyse bunu garanti etmek için bize higher bandwidth gerekecek. Ondan dolayı ilk cevabımız connection oriented olacaktı. Ama ikinci cevabına güzel bir mantığı vardı. Normalde böyle soruları ya da böyle soruların cevaplarını siz Cisco'da görebilirsiniz. İki sorunun cevabı aynı olabilir ama mantıklı olarak birbirleriyle aynı olup da doğru olabilirler. Bundan dolayı ikinci cevabımız da SSH olacaktır. Neden? Çünkü SSH dediğimiz gibi TCP ile çalışıyor. Ve TCP neydi? Connection oriented'di. Bundan dolayı bizim higher bandwidth için connection oriented ve SSH kullanıyoruz. Ve beşinciye gelirsek hangisi best effort delivery mekanizmi kullanıyordu? Burada galiba bir yanlışlık var. Best mekanizm, delivery mekanizm dediğim zaman böyle herkes anlıyor. Yani garanti ediyoruz. Hayır, garanti demiyoruz. Biz best effort delivery mekanizm dediğim zaman yani datalar gönderiyoruz. Yani datayı gönderiyoruz. Yani güzel bir şekilde gönderiyoruz. Artık yani önemsemiyoruz. Gitti mi, gitmedi mi, garanti edildi mi, edilmedi mi? Bundan dolayı best effort delivery mekanizmini ICP ile yanlış yapmayın. Bundan dolayı buradaki cevabımız UDP olacaktı. Broadband'i seçen vardı. Onun dışında TCP seçen vardı ama cevabımız UDP'di. 10. sorunun da cevabını ben grupta yazdım herkese. Yine tekrardan bazıları yazmamışlar maalesef ve bazıları dedim ya zaten geri dönüşte yaptım. Yani film ne yapıyor, şey ne yapıyor. Ben orada grupta yazdım. Bu sorulardan tekrardan bu hafta sadece bugün için quizimiz olmayacaktır. Ve herkes bir dinlensin artık yani quizle boğmayalım herkesi sürekli quiz her hafta olmasın. Bundan dolayı sadece bugün için ve yarın için quizimiz olmayacaktır. Ama cumartesi gününün pazar günü için güzel bir quizimiz olacaktır. İçinde bol bol IP adresimiz olacaktır. Bol bol IP adresinin klasları olacaktır. Subnetting olacaktır. Subnet mask olacaktır. Yani bir sürü kampanyalı sorularımız vardır. Ve onların hepsini mutlaka ve kesin sizden tekrardan istiyorum. Ama yine dikkatli olalım lütfen. Aceleye gerek yok.
Yani benim zaten amacım sizin bir şey öğrenmeniz. Quizlerden de zaten o amaçla veriyorum ve geçen haftaların da sorularını onun için tekrardan quizlerde bazılarını bir tane veriyorum. Herkes tekrardan ders tekrarlansın diye. Böyle söyleyeyim, hatta 10. 11. haftaya gitsek bile, hatta bir ay geçse bile ben yine 2. 3. haftadan soru vereceğim. Çünkü onu dediğim zaman tekrarlanıyor ve her hafta subnetting dedikten sonra mutlaka ve mutlaka bir tane subnetting sorusu vardır. Neden? Çünkü subnetting sorusunu ayda bir kere tekrarlamasanız subnetting'i unutacaksınız. Ve onu da biz cumartesi söyleyeceğiz, subnetting ne demektir. Ve onun dışında başka soru varsa... Herhangi bir soru yok galiba. O zaman herkesten teşekkür ediyorum. Ve herkese her zamanki dediğim gibi sağlıklı kalın. IEEE ile kalın, network ile kalın. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel ve verimli bir yayını bizimle paylaştığınız için. Bir sonraki derste cumartesi günü görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun. Görüşürüz.